Sizin ne işiniz var burada? Onların fikriydi. Babamızı ziyaret edelim dedik. Bir de seni çok özledik son geçici iş. Ay beni mi özlediniz? Merve, duyuyor musun? Ne şekerler. Şaka gibi. Nana'dan haber var mı? Aman boşver Nana'yı. Bizi habersiz bırakıp gitti. Onu affetmeyeceğiz. Artık sen varsın bizim için. Ve hep bizim yanımızdasın. Nana olmasa da olur. Merve, duyuyor musun? Kulaklarıma inanamıyorum. Neden? Biz seni çok seviyoruz. Şaka gibi değil, şaka. Hiç de değil Özge. Anneni bizden kıskanma hemen. Siz niye yalan söylüyorsunuz? Ay tamam çocuklar, tartışmayın. Ben hepinize yeterim. Anne. Ay ne var hayatım, ben hepinizi çok seviyorum. Ay! Ay ne yapıyorsun sen? Saçımı acıttın ya. Pardon, aşırı sevgiden oldu. Sen bir şey mi yapıyorsun? Yok. Simge Cicic, bence sen bu şirket için çok önemlisin. Öyle mi diyorsun? Tabii, sen olmasan burada her şey alt üst olurdu. Yalan da sayılmaz tabii. Sana çok imreniyorum. Keşke büyüyünce ben de senin gibi olabilsem. Nasıl çalıştığını anladır mısın? Çok merak ediyorum. Bak Yağmurcuğum, yapacağımız işlerin bütün yazışmaları buradan geçer. Anlaşmalar hazırlandıktan sonra bir eksik ya da şirketin aleyhine bir tarafı var mı diye hukuk müşavirliğine gönderirim. Onlar geldikten sonra anlaşma son halini alır ve imzalanır. Ayrıca bütün ödemeler de buradan geçer. Yani senin anlayacağın burası şirketin kalbi gibidir. Ne kadar önemli bir iş yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Neler oluyor? Anneciğim saçını kesiyordu. Emre, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Böyle sevgi gösterileri falan. Aslında anlamalıydın. Neler çeviriyorsunuz? Çabuk söyleyin bakalım. Emre'ye kızmayın ne olur. Bunu benim için yapacaktı. Nasıl yani? Ben bebekken annemin saçlarını koklayarak uyurmuşum. Ne zamandır bu duyguya hasret kaldığım için Emre sizin saçınızdan bir parça kesip bana verecekti. Ben de sizin saçınızı koklayarak uyuyacaktım. Ay öyle mi? Demek beni annenizin yerine koyuyorsun. Şaka gibi. Peki söyleseydiniz ya, niye böyle gizli kapaklı iş çeviriyorsunuz? İzin vermezsin diye korktum. Tabii vermeyebilirdim. Kırma çocukları Simge. Kesiversinler küçücük bir parça, ne olacak ki? Çok küçük bir parça ama. Çok teşekkür ederim Simge Cicic. Sen bir tanesin. Ya anne saçmalama. Kızım sus sen bakayım. Kıskançlık hiç hoş bir şey değildir Özge. Kes bakalım ama birazcık. Üzüldün mü sen kuzucuk? Uyuyamadın mı gecelerce? Tamam, hadi gidelim. Eve gidelim de saçlarını kokusuyla güzel bir uyku çekeyim Simge Cicic. Hadi görüşürüz, hadi. Ya beni de bekleyin. Hadi gel. Yüreğimi dağladı bu. Uyuyamam ben bu gece. Özge gelmeden hemen şu saçı al kuluna. Şu Şakir'e gıcık oluyorum ya. Sen mi ben mi? Buraya gelir diye umut etmiştim ama. Düzenbaz. Kim bilir nerededir? Buraya gelirse mutlaka saçından bir tutam almayı başarmalısınız. Tamam mı çocuklar? Hı hı. Ben şimdi gidip iksiri hazırlamaya başlayayım. Gece yarısı olmadan mutlaka bu iksir işini halletmeliyim. Hadi. Bay bay. O şeker olsun.